Herkese merhabalar, Nurgül Aybal örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Havlu yapımına hız kesmeden devam ediyoruz kaldığımız yerden. Daha önce videolarımda sarı çiçeğimizin nasıl yapıldığını, pembe çiçeğimizin, güllerimizin nasıl yapıldığını göstermiştim sizlere. Yapraklarımı ben önceden hazırladım. Kanalımda yaprak yapımının videosu var. Açıklama kısmına ben size linkini atacağım. Bir önceki videomuzda yapacaktık ama yetişmedi. Daha doğrusu uzun bir video olsun. Yani yapıp da sizi sıkmak istemedim. Bugün de videomuzda bu görmüş olduğunuz havlunun şu kenar kısmını, kenar şeridini nasıl yapacağız? Çiçeklerimizi nasıl monte edeceğiz? Nasıl dikeriz onu göstereceğim sizlere. Şöyle havlumuzu alalım. Malzemelerimiz, havlunun kenar şeridini yapmak için arkadaşlar bu sefer 2 milim tığ kullanacağım. Hatta varsa siz 1.75 de kullanabilirsiniz. Havluya batırdığınız zaman daha kolay yapabilmeniz için. Çiçeklerimizi zaten yapıp önceden hazırlamıştık. Ben iğneme ipimi taktım, hazırladım. Şöyle sağlam güzel bir dikiş ipimiz ve iğnemiz lazım bize. Tutturmamız için yine top iğnemiz gerekiyor. Makasımız ve şu güllerimizin içine eklememiz için bize 2 adet inci veya renkli boncuk da olabilir. Hani o sizin arzunuza kalmış. Hangisini yapmak isterseniz olabilir. İp olarak da yine her zaman söylediğim gibi havlularda kroşe ip kullanıyorum. Merserize. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Hazırsak başlayalım. Şimdiden hepimize kolay gelsin. İnşallah güzel bir çalışma olur. Faydalı bir çalışma olur. Elimden geldiğince size en güzel şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet. Şu şekilde köşeden başlayalım arkadaşlar. Şöyle tığımızı köşenin biraz alt kısmından şuradan şöyle batırıyoruz. İpimizi alıyoruz. Şöyle tam köşeye gelecek şekilde şunu şuradan tutturuyoruz. Böyle. 3 zincir çekiyoruz. Bakın hemen şöyle döndüğümüz zaman şu köşenin tekrar şuraya aynı yuvaya tekrar batmamız gerekiyor. Evet. Şimdi şurası bozuk durabilir. Biz havlumuzun dört kenarını yapıp geldiğimiz zaman en son şu kenarının şu kısmını yaparken buraya bağlayacağız ve buradaki kayma olmayacak. Şu an için normal bu. Ve 3 zincir çekerek şöyle göz kararı diyeyim, şöyle ayarlayarak şöyle batalım. Hepsinin aynı hizada olmasına dikkat edelim ama. Buradaki zincirimiz de 3'ü geçmesin. Şurası çok ayrık ayrık durur. 2 de olmasın. O zaman da kasabilir. Yani benim görüşümce 3 gayet ideal bir zincir. Yine 3 zincir çektim. Bakın şöyle göz kararı ayarlanıyor zaten. Onu anlıyorsunuz. Yaptıkça hani mesafeyi kendiniz çok rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Evet, şöyle. Bakın bu şekilde devam edeceğiz.
Evet, son kez gösteriyorum arkadaşlar. 3 zincir çektik. Şöyle bakarak, mesafeyi ayarlayarak oraya batıyoruz. Üzerine almadan şu şekilde sonradan ipimizi çekip bu şekilde kilitliyoruz. 3 adet zincirimizi çektik. Şöyle tutup ayarlayarak şu şekilde üzerine hiçbir şekilde almadan şöyle batıyoruz. Çekiyoruz ve buradan şöyle ayarlama yaptıktan sonra kapatıyoruz. Sistem bu arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyor. Şimdi ben bunu köşenin nasıl döneceğimizi göstereceğim birazdan. Köşe başına kadar hızlı bir şekilde yapıp geliyorum. Evet. Ben bu şekilde sıramı bitirdim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sıramı yaptım ve köşeye geldim. Şimdi yine 3 zincirimi çektim. Bakın şöyle ortalıyorum şurayı. Şu şekilde yine aynı şekilde batacağım. Aynı işlemi yapacağım. Şöyle bakın. Evet, şimdi yine aynı şekilde 3 zincir çekiyorum. Bakın şöyle tutuyoruz. Yine şöyle aynı yuvaya batıyoruz. Şunu şöyle yaparken bakın elimizle düzelterek şu köşenin üstüne gelmesine özen gösterelim. Şöyle. Yani köşe altında kalsın. Tekrardan yine 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya batıyorum. Bu da dönüşümüz oluyor. Şu şekilde. Burayı tekrardan göstermek istiyorum size. Son yaptım. Şuraya battım. 3 zincirimi çektim. Bakın şöyle aynı yuvaya tekrardan batıyorum. Şöyle burayı elimle bakın şöyle yaparak şu köşenin altına gelmesini sağlıyorum. Arada şurası dönebilir, onu düzeltebilirsiniz. Şöyle bakın köşe altta kaldı. Tekrardan 3 zincir çekiyorum. Şöyle dönerek aynı yuvaya tekrardan batıp bir sonraki sıraya dönüşümüzü sağlamış oluyorum. Ve bu şekilde köşemiz altta kalmış oldu. Yine aynı şekilde 3 zincir çekiyorum. Yine aynı mesafeleri koruyarak aynı işleme devam ediyorum. Diğer köşe başına gelene kadar yine köşemize geldiğimiz zaman aynı işlemi orada da yapmış oluyorum. Ben bu sırayı da biraz ilerletip geliyorum arkadaşlar. Evet, ben ikinci sıramı da biraz ilerletmiş oldum. Arkadaşlar çok isterdim 4 kenarını da yapıp size tekrardan çiçeklerimizi nasıl monte edeceğimi göstermeyi. Ancak 4 kenarını yapmam şu an için biraz zaman alacak. Bizim için gerekli olan zaten şu iki kenarı, şu herhangi bir köşeye olabileceği için bizim için bir köşe hazır olduğu için ben burada göstereceğim size çiçeklerimizi nasıl monte ettiğimizi. Ancak şuradaki bağlama kısmını nasıl yapıyoruz? Son sıramızı onu göstereceğim. Yani bahsettiğim gibi, göstermiş olduğum gibi başlıyoruz. Sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. Köşemizi dikkatli bir şekilde göstermiştim. Köşemizi aynı şekilde dönüyoruz ve ilerliyoruz. Tekrar yine diğer köşemize geldiğimiz zaman aynı şekilde köşemizi yaptığımız gibi yapıyoruz ve diğer kenara dönüyoruz. Bütün işlemin 4 kenarda yaptıktan sonra şu başlangıç kısmına gelince, ilk başladığımız kısma, hemen onu size burada ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Son olarak buraya batıyoruz. Son bu sıramızı geldik. Şuraya tekrardan batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve şu ilk yaptığımız, bakın şu ilk yaptığımız şunun ortasına batıp bir zincir çekip arkaya dönüyoruz ve şuradaki bıraktığımız iple ve kestiğimiz iple burayı sabitleyip bağlıyoruz. Bu kadar basit. Bunu da size bu şekilde gösterdim. Ayrıntılı bir şekilde anlattım.
Yine de takıldığınız bir yer olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Şimdi çiçeklerimizi nasıl monte ediyoruz? Hemen onu göstermek istiyorum. Şöyle bir istediğimiz bir aralıkta, yani şöyle uygun mesela. Bir dakika, inşallah gözüküyordur. Şunları alayım. Evet, şöyle köşeyi döndüreyim daha rahat görmeniz için. Şu şekilde istediğimiz ölçüde şunu şöyle koyduk diyelim. Şuradan şuraya bakalım 9 santim. Aynı şekilde bu taraftan da ölçersek, evet, 9 santim. İkisi de orantılı bir şekilde olmuş oldu böylece. Daha sonra şu yaprağımızı bu şekilde koyalım. Diğer yaprağımızı da evet, bu şekilde ekledik diyelim. Sonra çiçeklerimizi şöyle iğnelemeden önce bir bu şekilde ekleyelim, şöyle yerleştirelim. Bir bakalım gözümüze nasıl gözüküyor. Ters bir durum varsa ona göre tekrardan müdahale edeceğiz. Evet, bence bu şekilde gayet güzel. Aynen bu şekilde biz de havlumuz bittikten sonra bu şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle tutarsak 3,5-4 diyelim. Aynı şekilde evet 3,5-4 diyelim. Şimdi bunları bu şekilde ekledik. Baktık hiç gözümüze gözüken kötü bir görüntü yok. Hepsi orantılı şekilde. Metremizde de ölçtük. Şu şekilde yaprakla birlikte şurayı iğneliyoruz. Aynı şekilde diğer kısmından da ekleyip iğneledik. Bunlara da yine aynı şekilde. İğnelerken eğer kaydırdıysanız ya da fark etmeden kaydırmış olabilirseniz, diktiğimiz esnada da yine düzeltebiliriz. Sorun olmaz. Bunları da yine şu yapraklı kısımdan bu şekilde iğneliyorum. Evet. Şimdi bir çiçekte size nasıl diktiğimi göstereceğim. Şunlarda dikiş işi daha kolay. Sarıdan göstermek istiyorum size. Bunu da anlatmak istiyorum. Şöyle altından batacağız şu şekilde motifimizin, yani ipimizin düğümü havlumuzun bu kısmında olmuş olmayacak. Şöyle motifimizin kenarından batacağız. Altta kalmış olacak. Şu dallardan, dallardan demeyeyim de tırabzan tepelerinden. Bakın şuralardan bir atlayıp diğerinden çıkarak, bir atlayıp diğerinden çıkarak güzel bir şekilde dikelim. Her tarafını döndükten sonra motifin içinden şu orta kısma çıkıyoruz iğnemizle ve oraya da göstermiş olduğum incimizi dikerek bu şekilde çiçeklerimizi dikiyoruz. Burayı dikerken doğal olarak yaprağımızın da kenarından gitmiş olacağız ve yaprağımızı da bu şekilde dikmiş olacağız. Ben hemen size sarı motif, belki size daha zor gelebilir, sarı motiften göstermek istiyorum.
Şu şekilde bakın alttan dedim. Şöyle iğneyi batıralım. Herhangi bir yerden çıksın. Şöyle. Şimdi buradan iğnemi alıyorum. Yaprağımı tuttuğumu hissediyorum şuradan. Şu şekilde. Bakın böylece yaprak da alt kısımdan dikilmiş oluyor. Şu diplerden dikersek şu üst sıradaki yapraklarımız, bakın sarı çiçeğimiz iki katlıydı. Şunları şöyle katlıyoruz. Alt sıradakinden güzel bir şekilde dikiyoruz. Şu çiçeğimizin dalları sonra üstüne gelince hiçbir şekilde dikiş izi belli olmuyor. Zaten onlar gelmese bile belli olmuyor. Ama biz yine de hani güzel bir görüntü olsun. Şöyle her dalından ama yaprağımızın olduğu bölümden birkaç sefer gidip gelelim sağlam olması için. Dikişten anlayanlar eminim ki çok güzel bir şekilde dikeceklerdir. Rahatlıkla yapacaklardır. Hiçbir şekilde zorlanmayacaklardır. Bakın bu şekilde birkaç sefer yaprağımızın üzerinden güzel bir şekilde dikiyorum. Doğal olarak üzerinden şu sarı dallardan da gitmiş oluyorum. Şöyle üst katını ayırarak bakın şöyle uygun gördüğümüz yerlerden. Tabii ipimiz biraz takılabilir. Bunun dallarına biraz zor oluyor burası. Şöyle güzel bir şekilde tüm dalları geçerek evet. Bu şekilde dalları geçerek bakın gayet sağlam, güzel bir şekilde dikilmiş oldu. Devam ediyoruz aynı şekilde her tarafını şöyle üst dalları şöyle çekerek ortaya toplayalım. Şuradaki görmüş olduğumuz uygun yerlerden güzel bir şekilde dikelim. Daha sonra böyle yaptığımız zaman dikiş yerimiz de belli olmuyor. Son bunu da bitirdiğimiz zaman yine en son şöyle göstereyim hemen. Bitirdik diyelim, etrafını döndük. Güzel bir sağlam bir şekilde diktik. Şöyle ortadan çıkıyoruz. Bakın şöyle ortadan çıkıyoruz. Bundan birkaç sefer geçerek bunun da sağlam bir şekilde oturmasını sağlıyoruz. Göstermiş olduğum gibi bu şekilde güzelce dikelim. Çiçeklerimizi de aynı şekilde dikelim. Sonuçta güzel bir havlu elde etmiş olacağız. Dikişle çok iyi değilim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, çok sevmiyorum dikiş dikmesini. Kamera önünde bunu yapmam benim için daha zor oluyor. Bu da benim kusurum olsun diyeyim. Ama en ince ayrıntısına kadar bütün yani taktiklerini diyeyim vermiş oldum. Bunları yaparsanız zaten olmaması mümkün değil. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takıldığınız bir yer olursa her zaman bana yorumlardan yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.